ben kalıyorum çünkü. Araba gidiyor. Ha, orada. Daha denk geldi orasına. Allah setti bu. Şuradan. Tamam. Sağdaki tabeladan. Tamam. Al trafik. Kaldığımız otel ve motorların otoparkı böyle bir yer İran'da çok güzel. Çok sıcak, çok açık ama en azından motorlar güvenlikte elimizin altında. O kadar sıcak ki üstünü örtü örttük tabii. Açık mı şu anda? Açık şu anda. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bugün Özhan'la gezeceğiz. Yok. Can ben biraz yatayım dedi odada. Dinlensin. Nerede olduğumu da söyleyeyim. Şimdi Yezde geldik. Tekrar Özhan'la Ali ile buluştuk. Evet, merhabalar. Çok güzel oldu vallahi abi ya. Kesinlikle. Çok güzel bir gezi. Böyle, hakikaten. Ben de çok mutlu oluyorum. Gerek bu gezide gerek daha önceki gezilerde bir böyle bir tanıdık dostla. Evet, kesinlikle. Şey yapmak... Ne demek, buyur. Sağ ol, teşekkür ederim. Kaldığımız otelde Özhanlar ayarladı sağ olsun. Bizden bir gün önce geldiler. Çok güzel yer bulmuşlar. Yani motorlar çok şey güvendi. Onu da gösteririz birazdan. Ha, onu diyordum. Tabii ki böyle şey kafa dengi sohbetinin uyuştuğu insanla vakit geçirmek hele uzaklarda çok daha güzel. Şimdi aslında nereye gidiyoruz? Bakın bu Yezdin dar sokakları. Evet, yani zor giriyoruz. Evet. Buradan motoru geçirdik. Buradan bir şekilde geçirdik ama çantalı tabii geçiremiyoruz. Çantaları söktük. Sabahleyin hazır olması için başka daha geniş bir yol bakacağız buradan. Artık duruma göre. Hakikaten yan yine yürüyebiliriz. Evet, motoru evet abi. Çok sıcak ama. Yani motoru falan çıkartmak hiç gözünde değil. Pili gidiyor mu bayağı bunun abi? Güzel gidiyor abi. Yok, iyi o zaman. Motomax'a şimdi... teşekkürler. Evet. Bu reklamlar. Evet, evet, kesinlikle. Motorlarımız burada. Burada aslında motorlar. Hatta şöyle hemen gösterebiliriz. Gayet güvende. Sağdaki de bizim oda ki hani gelip diye uyanıyoruz zaten. Yes'ten biraz bahsetsene burada Özhan. Yes'ten bahsedeyim. Yes aslında çok 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 eski bir şey. Sebebi de... Dur, şu motorlar geçsin. Sebebi de... Aslında olması. Sokağı falan da gösterelim bu arada. Hakikaten evet, çok güzel sokaklar var. Yes sokakları. Sebebi de İpek yolunun üstünde olması. Yanlış hatırlamıyorsam 1400'lerin başında şey, Timur Lenk burayı aldığı zaman eşiyle birlikte çok büyük bir kompleks yaptırmak istemiş ki adı da hala kompleks diye geçiyor. Şehrin, eski şehrin girişinde büyük bir ayvan stili bir kapı yaptırmış. Bunun içinde su haznesi ki biz ne diyorduk ya ona abi? İstanbul'da da var depo. Ya. Depo değil de neydi o? Sarnıç. Sarnıç. Çok büyük bir sarnıç var, çok büyük bir cami var, büyük bir medrese var. Bayağı bildiğiniz o zamanın kompleks bir şehrini yaptırmış ki çok da güzel. Bunlardan bir kısmını gezebildik. Bir kısmını da bu akşam gezeceğiz. Bu akşamki hedefler arasında Zerdüşt Tapınağı'na gitmek var. Bir de Zorkhane'ye bir daha gitmek var. Eminim ki orada çok güzel videolar çekeceksinizdir abi. Şimdi biz ne yaptık? Geldik sağa döndük. Evet. Sanırım şuradan da sağa gittik mi? Kimse yok sokakta. Şu anda kimse yok. Akşam saat 10'a kadar pardon. 9 diyelim aslında. Duruyor. 6.30 7'ye kadar kimse çıkmıyor sokağa. 7'den de 10'a kadar insanlar sokakta oluyor. Evet abi. Sokak çok güzelmiş. Evet. Bilmiyorum ne kadar çıkıyor buradan ama şöyle. Ben de fotoğrafını alacağım burada. Neyse Yezden bahsediyorduk. Aynı zamanda İpek yolu üstünde olduğu için de tarih içerisinde önemini
dönemini korumuş ve ticari bir merkez olmuş. Tabi yeni YEZD çok büyümüş. Artık beton binalar falan var. Biz eski YEZD'de, yani İstanbul'un Sultanahmet gibi bir yerinde kalıyoruz. YEZD böyle. YEZD görülmesi gereken bir şey. Çok yoğun İran mimarisi hakim YEZD'de. Çoğu İran şehrinde olduğu gibi. Aynı zamanda bu yıllarda Semerkant'a kadar da uzanmış. Turlamış oluyoruz ya. Evet. Yani en güzel de böyle motorlar bırakıp yürüyerek geziyoruz ya abi. Evet, kesinlikle. Yani spor da, yani spor derken yürüyüş de oluyor. Çünkü çok fazla yürüyemiyorsunuz. Evet, hep kısılıyoruz ya. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aramızdan geçer daha güzel. Sen buradan. Bence böyle çıkalım abi. Ya da şurası da olur mesela. Sanki o arabaların olduğu yeri takip edersek abi. Değil mi? Hala YEZD şehir merkezinde. Dediğim gibi burayı İstanbul'un Sultanahmet'i gibi düşünebiliriz. YEZD'in en önemli özelliklerinden biri de mimarisi bakımından çok sıcak olduğu için zamanında şuna benzer veya bunun gibi soğutma kuleleri yapmışlar. Çok ilginçtir. Ben bayağı inceledim, araştırdım. Anlayabildiğim kadarıyla üstteki, ya bunlar yaklaşık kaç metre bu hocam? Bir var 20 metre. 20 metre ve aşağı doğru da gidiyor bir 3-5 metre. 20-25 metre yüksekliği var. Büyük bir ihtimal basınç farkından dolayı. Yani yukarıda sıcak hava olduğu için basınç daha farklı. Aşağısı evin içi veya yapının içi daha serin olduğu için basınç daha farklı olduğuna devamlı bir sirkülasyon sağlıyor içeriye ve böylelikle soğuk tutabiliyor ortamı. Çok meşhur, çok fazla var. Bu gördüğümüz ilk karşımıza çıkanı Erkin görüntülemek istedi. Genel olarak yapısı bu ve bunda bu türlü yapılardan modern zamanlarda da kullanılıyor. Kullanılmıyor değil ama esas çıktığı yer yazdır. Burada var, bir tane şurada daha ufak var. Eskiden her türlü evde varmış bu, çünkü tabii ki çok eskilerden, hani klima yok. Böyle adamlar kendilerine çok güzel bir soğuk ve aktif bir soğutma sistemi tasarlamışlar. Ben de rehberle geziyor gibiyim vallahi sana. Şimdi çok fena sıcak. Evet, çok. Söyleyelim mi? Tabii. İran'da ne yiyoruz ondan da bahsedelim. İran'da en çok bunlar işte kebap dediği yemeği yiyoruz. İşte Adana ile yanına bolca pilav ama 3-4 gün sonra artık bunu yemek istemiyorsunuz. Biz de bir şey bulduk çözüm, böyle manavlara, yerel dükkanlara gidip sebze meyve alıp işte makarna alıp kendi gaz ocağımızda onları yapıyoruz. Şimdi de geldik, biraz domates, biber alacağız, salatalık alacağız. Muzdolabım abi. Muzdolabım alacağız. Bu da bir lokal İran manavı. Tabii harbiden tarla domates ha. Yeter. Onu ne dedi? Muz alalım abi, muz evet. Muz alalım abi. Yok. Hatta 5. Al abi onu, aynen evet. Aa, nasıl bilmiyorum. Tamam, enfes. Enfes bir ziyafet bizi bekliyor. Ne kadar tutacak sence o sen şimdi? 10.000 tömeni geçmeyecek. Yani tam 7.000 falan herhalde. Yani 1 dolar civarı. Yani. Muz var. Muz burada ne kadar bilemiyorum ama 10.000 tömeni geçeceğini pek sanmıyorum. Abi, nerede et yemekten ciddi, ben de sıkıldım. Evet abi, yeter. Bir de pilav var. Vurup içine kurdu yani. Sen de bilin. Buzdan dolayı olabilir hakikaten yani. Bak, ama biraz fazla da aldık ya. Evet. Yani bu kadar şey... Şeftali. Kaç parça aldık? Abi domates, biber, kavun, muz, şeftali. 5 parça. 3 dolar. 15 dolar. Süper abi. Evet. Yani hem gezi bütçesine çok uygun, hem de hakikaten sağlıklı mideye besleniyoruz. Mideye abi, evet mideye. Sağlıklı besleniyoruz her şeyden önce. Çünkü yolda cidden sağlıklı. Yani bu tek doğu için değil. Batıya da gittiğinde genelde hamburger, pizza
Ya burada yazın... da çok fast food'lar abi ya. Çok saçma şekilde pizza, onları, hamburger biz var. Biz onları yani görüyoruz. Bir de o var abi. Yani yerel yemekler hep şiş. İran'da benzin çok olduğu için çok fazla şey, herkeste işte şey var. Taşıt taşıt olmayanlarda da 125 cc'lik bizim CBF'e benzeyen işte motorlar var. İran'ın benim bildiğim kendine ait 3 tane araba markası var. Hatta bir Türkiye'de de satılıyordu. Hadi ya. Samant diye bir markası. Saipa var. Bir de tabii Fransız etkisi çok fazla. Aslında bu... Şöyle göstereyim şuna. Ama film çekmiş duruyor. Şuradaki gibi her yer test abi. Şey diyordum, 79 devriminin aslında, yani 79'da olan İslam devriminin İran'da Şah'a karşı olan devrimin Amerika'dan çok Fransız ve İngiliz destekli yapıldığı söyleniyor, yazılıyor. Ki bu da aslında çok doğru çünkü İran'a ciddi bir ambargo olmasına rağmen Fransa'nın çok iyi ticari ilişkileri var ki bunu da buraya Peugeot ve Citroen fabrikalarını kurmasıyla görüyoruz. İran'ın Saipa diye bir araba markası var, küçük küçükler. Onlar mesela Citroen altyapılı araba. Peugeot kendi markasıyla girmiş. Peugeot 406, 407, 206 çok fazla var. Burada üretim var ama bu yeni duydum. İşte hani Trump'ın yeni şeylerinden sonra, İran'a yaptırımlarından sonra Fransa Peugeot fabrikasını geri çekme kararı almış. Bir bakalım ne olacak. Burada polisleri. Kocaman şapkalı polisler. Hiçbir işe yaramıyor. Evet, hiçbir işe yaramayan. Hiçbir şey yapmayan bir şey. Evet, bir iş yapmayan doğru. Ya direkt şeyden koyuver ya oradan. Videoyu çekiyoruz ya şimdi. Ha. Havalı olsun tabii. Şu anda hava 50 derece falan var mı ya, gençler? 55 ya. Atsana oğlum biraz ya. Az önce konuşmadık mı seninle? Abi çok ölüyoruz. Demin tuzsuz kaldık. Geliyor mu? Abi gelmiyor abi. İyice bittik. Bence onda... Ben de... Şeyi açmadım çünkü. Kapa videoyu, kapa. Dur. Muhabbete daldık, dur. Bir daha çekeceğiz burayı. Nereden kapatıyorum ya? Sen kesersin bana ne? Sen acıkmışsın bayağı. Acıktım. Makarna çekiyor herhalde. Tabii. Ton balıklı makarna aşkıyla yutuşuyorum. Ölüyorum gençler. Hadi. Piştim. 50 derece sıcak mı diyorduk sıcak şimdi? Ya bir yeter. Tamam. Çok. Benzin ucuz ya. Evet. Sıkıntı yok. O değil abi. Şey. Oh, tamam çok. Ben bunu bir depoya atarım. Tamam. Beleş benzinimiz oldu. Yo, patatesler haşlanıyordu. Patates de mi var? Bitti. Ha, patates salatası. Maydanoz da almadınız değil mi? Ya vallahi unuttum. Neyse tamam artık. Olsun. O da öyle patatesli matatesli bir şey yeriz ben yani. Ben seni çekeyim. Olsun. Şu an kafayı vura vura. Taksana şu şarba. Ne takacağım ben? Beni burada... Pompala. Meydanda. Gel hocam hadi şimdi artık gelsin makarna. Sen yak onu. Odanızın dağınıklığını çekeyim mi? Küçük ama şimdi bir yer. İki tane kaşık mı buldunuz sadece? Evet aşkım. Ne ya istiyordun? Çatal size yiyebilmeniz için. Benim var canım çatalım. Biz kampçı adamız. Ha. Çatalsız çıkmayız. Şimdi efendim ne var ellerimiz burada. Ondan sonra her yolcuya bir aliye lazım. Bizi doyuracak. Patates salatası menüyü sayayım. Ondan sonra domatesli biberli makarna. İçine biraz ton balığı. Al bakalım. İslam tek taraf etmesin diye birazcık böyle yerliyoruz ki bütün şey. Bütün bari klozet ona... çıkmasın. İslam... Şuraftan çekelim dur. Abi. Dur, sen gireyim ayakkabıyla dur. Ayakkabısız mı giriyorsun? Aliye çok... Ay bitti. Ah sıçtık. Bitti. Kaç bitti. Kaç. Oğlum habire banyo yıkıyorum ben ya. Bitti. Evet. Banyoda yemiş yaparız. Ya yer mi çıkmasın diye.
pis. Banyomuz pismiş. Banyomuz benim pis değildi. Benim tertemizdi. Hı. Sileriz ya, gurur yapma öyle. Gel Can. Ay, elleriyle yapmış canım benim, teşekkür ederim. Sana makarna hazırladım, sosla hazırladım. Sağ ol. Biraz taşıması zor ama dikkat edin. Olsun, teşekkür ederim. Ali'cim sağ ol canım. Yanıyoruz, yanıyoruz. Aynen öyle. Dur bakayım, ben şuradan aldım. Ali'cim sağ olsun, yemek yapmış bize. Ama Allah yemekler Allah çıkmıyor. Ne olmuyor? Yemekler çıkmıyor. Çıkar çıkar. Çok geniş, güzel geniş açalım. Değil mi? Bütün kelini bile alıyor şu anda yani. Neyi mi? Kelini. Saçını. Benim. Tabii. Benim kelim yok ya. İşte onu bile alıyor işte. Ben sadece kekemeyim. Geleceği görüyor kamera. Geleceği görüyor. Günlerdir pilav 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 nereye kadar valla. Ya et bir de çok yağlı yani. Hakikaten bütün bağırsaklarım falan bozdu. Bina burada bir nevi exhibition, yani bir gösterim hakkı var. Nasıl yaşadıklarına dair, nasıl işte evlenmeleri, yemek yemeleri, çocuk büyütmelerini sembolize eden figürler var. Zertuşlar aslında ateşe tapmıyor. Taptıkları tanrımlarda ahuramazdı. Ateş sadece onlar için bir sembol. Ama insan bunu maalesef yanlış şey yapıyor. Yanlış biliyor. Bu dinin çıkışı İsa'dan sonra 1300'lerde falan çıkıyor. İran'da çıkıyor. Hala da devam ediyor ama İran'da Zerdüşt'te ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş. Devlet memuru olamıyorlar, kamuda çalışamıyorlar. Üniversitede öncelikleri yok falan gibi durumları var. Girişte de yaklaşık 2-2,5 dolar var burayı görmek için ama kesinlikle de herkese tavsiye ederim. Connected.